Merhabalar gençliğin gözyaşları. Polinomlara devam ediyorum. 21. köşe taşında kalmıştım. Oradan devam ediyorum arkadaşlar. Ayarlamasını yapalım ve başlayalım hemen hızlı bir şekilde. Evet, yine güzel bir sorumuz. Diyor ki, bölümünden kalan bilmem nedir? Buna göre Px'in x-8 ile bölümünden kalan da kaçtır diye bir soru soruyor. Şimdi dostum, şu veriler ifade çarpanlarına ayrılıyor mu diye bakacaksın ilk önce. Bir bakalım. Eksi 8'e artı 1 diye ayırsak bunu çarpanlarına. Evet, oldu. Şimdi şu cümleyi biz matematik diline nasıl çeviriyorduk? Şöyleydi bakın. Px polinomu şunun ile bölünmüş. Ki bunu da çarpanlarına ayırabildiğim için şöyle yazıyorum. X eksi 8 çarpı x artı 1 ile bölünüyormuş. Bir bölüm çıkıyor arkadaşlar. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Bx diyorum. Artı bir de kalan 3x artı 2'ymiş dostlarım. Kalan da buymuş. Bu hale getirdim şimdi bunu. Diyor ki bize Px'in x eksi 8 ile bölümünden kalan kaçtır diye bir soru sormuş. Px'in x eksi 8 ile bölümünden kalanını nasıl çeviriyordum? Bunun ilenin yanındakini sıfıra eşitle x eşittir 8. Getirip burada da yerine yazıyorum. Yani bana da P'de 8'i soruyor bu dostlar. P'de 8'i bulacağız. Hadi x yerine 8 yazalım. P'de 8 eşittir. 8 yazarsanız şurası 0 olur. 0 ile şuranın çarpımları da komple 0 olacağı için gitti. 8 yazıyorum. 3 kere 8 24. 2 daha 26 geliyormuş P'de 8 arkadaşlarım. Gayet basit oldu soru. Yeter ki şurası çarpanlarına ayrılsın dostlar. Direkt getirip yerine yazdık. Peki buna bakalım. Bilmem ne ile bölümünden kalan bu olduğuna göre x eşittir 3 ile bölümünden kalan kaçtır diye soruyor. Şunu bir çevirelim arkadaşlarım. Px'in x eksi 3 ile diyor ya, bunu 0 eşitledim 3 buldum. P'de 3'ü soruyormuş aslında bana dedi. Şimdi bunu da bir şöyle ayıralım. Px polinomu eşittir x kare eksi 5x artı 6 ile bölündüğünde bir bölüm çıkıyor Bx. Ne olduğunu bilmiyoruz onun. Artı bir de kalanımız 3x eksi 1'miş arkadaşlar. Şimdi hemen x yerine 3 yazacağım. Tabi 3 bunun çarpanlarından biri mi diye bakıyorum. 3'ü çarpanlarına ayırırsak bunun 3 ile 2 diye ayrılacak. Hatta eksi 3 ile eksi 2 diye ayrılacak. Yani Px'in asıl yazılımı şöyle. X eksi 3 çarpı x eksi 2 çarpı bir de bölüm polinomu Bx artı 3x eksi 1'dir. Şimdi getirip x yerine 3 yazarsanız P'de 3'ü bulacaksınız. Ki burası 0 olacak arkadaşım 3 yazınca. 3 yaz 9, 1 çıktı 8. P'de 3, 8'miş cevap Denizli. Geldik buna. Şimdi iki farklı polinom var. Dikkatli dikkatli okuyun. Önce şurayı bir matematik diline çevirelim biz. İle kelimesini 0 eşitledim. X 5. Nerede diyor? Burada yerine yaz. Ün 2 burada. 5 yazarsam 5'ten 3 çıktı 2. Yani bana aslında bu adam P'de 2'yi soruyormuş diyelim. Şimdi bu cümleyle işiniz bitti artık arkadaşlarım. Geldim yukarıdaki polinomlara. P'de 2'yi bulacağım. Yardımcı polinomum burada. 2 olması için x yerine kaç yazmalıyım ben? X yerine 1 yaz diyorum. 1 yazınca ne geliyor? 2 oluyor burası. P'de 2. Zaten bunu arıyorum. Eşittir. 1 yazınca 2 kere 1 2. 1 çıktı 1 kaldı. Bir tek qx kaldı oradan. Tabi 1 yazıyordum. Q'da 1 kaldı. Artı bir de 3 kaldı arkadaşım. Şimdi benim P'de 2'yi bulmam için Q'da 1'i bulmam lazım. Q1'i de buradan bulacağız değil mi dostlar? Hadi ne yapalım? Burada x yerine kaç yazarsam 1 gelir burası. 2 yazarsanız. 2 yazın burada x yerine. Bakın gerçekten Q'da 1 çıkıyor. 2 yazarsam burası 0. Şuraya kadar 0 oldu komple. Bir tek 2 kaldı. Q'da 1 2'ymiş. O zaman şuraya 2 yazıyorum. 2 ile 3'ün toplamı da 5'tir diyorum dostlar. Son soruma geldim goberler. Bakalım bu ne diyor? Bilmem ne polinomu bilmem neye bölündüğünde şu kalanı veriyor diyor bize. Hadi bunu biz bir önce şurayı bir çevirelim. Bilmem ne polinomunun 5 yazacağız değil mi? İle dediği için 0 eşitledim. X yerine 5 yazdım. P'de 5'i soruyormuş bize. Bunu bir bilelim ilk önce. Bana P'de 5 soruluyor.
Şimdi şurayı da bir matematik diline çevirirseniz şu cümleyi şöyle olacak. P'de x artı 2 polinomunun x kare eksi x art, eksi 6 ile bölündüğünde, hadi bunu da bir çarpanlarına ayırın arkadaşlarım. Eksi 3'e artı 2 diye ayrılır çarpanlarına. Şöyle olur yani. X eksi 3 çarpı x artı 2 ile bölündüğünde bir bölüm polinomu var. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama kalanı biliyorum. 6x artı 2 oluyormuş. Bana da P'de 5'i soruyor. 5 yapacağım ben burayı. 5 olması için x yerine ne yazmalıyım? 3 yaz diyorum. 3 yazınca P'de 5 gerçekten oldu. Eşittir. 3 yazınca bakın şurası komple 0 oldu. 3 yazınca 6 kere 3 18, 2 daha 20 geldi P'de 5 arkadaşlarım. Cevap Edirne çıktı. Çevirdik arka tarafı. Geldik 22 numaralı köşe taşımıza. Hemen odaklanma muhabbetine baktım. Ve devam ettim soruları çözümle. Diyor ki Px polinomunun x artı 3 ile 0 eşitledim. Eksi 3 geldi. Burada da yerine yazdım. P'de eksi 3 eşitmiş kalan eksi 22'ye. Tamamdır. Sonra diyor ki x eksi 2 ile aynı polinomun, yani x yerine 2 yazarsan da diyor 2 yazdı. Kalan 3 olur diyor. Bunu da 3 dedim. Buna göre px'in şu ile bölümünden kalan kaçtır diye de bir soru sormuş. Hadi bunu da yazalım. Px polinomunu ben şununla böldüm ki bunu da çarpanlarına ayırırsanız 3'e eksi 2 diye ayrılır arkadaşlarım çarpanları. Yani x artı 3 x eksi 2 ile bölümünden bir bölüm polinomu var bx. Artı bir de kalan vardır arkadaşlarım. Kalan da aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Ben de kalanı şöyle yazıyorum. Ax artı b olsun diyor. Kalan da bu. Şimdi düzenleyelim. Biz neyi biliyoruz? Eksi 3 yazalım önce p yerine, x yerine. P'de eksi 3 yazarsam şurası komple 0. Eksi 3 yazdım. Eksi 3a artı b geldi ve bu da neye eşitmiş? Eksi 22'ye. Sonra p'de x gördüğün yere 2 yaz diyor. 2 yazalım. Burası yine 0. 2 yazarsam 2a artı b olur ve bu da kaça eşitmiş? 3'e diyorum dostlar. Şimdi buradan bir yok etme metodu yapacağız. A ve b'yi bulacağız. Hadi bulalım. Çıkartalım direkt birbirlerinden arkadaşlarım bu iki keratayı. Şurası eksi olur. Burası da eksi. Burası da eksiye döner. Eksi 5A. B'ler gitti. Eksi 25. Demek ki A dediğim sayı 5'miş. A 5 ise B'yi bulalım hemen. Şurası eksi 15 yaptı. Bu tarafa attım. Artı 15 geldi. Eksi 22. 15 daha eksi 7. B'yi de eksi 7 buldum. Şimdi A şuradaki katsayıydı değil mi? B de katsayı. Hadi kalan polinomunu bulalım. Şurada yerine yazalım. A yerine 5 yazarsam 5x, B yerine de eksi 7 yazıyorum. 5x eksi 7'ymiş. Sorunun cevabı bursaymış. Yani hocam böyle uzatacak mısın her seferinde bu soruyu? Yok. Bakın şunu yapacağım. Arkadaşlarım artık şurayı gördüyseniz bakın. Demek ki eksi 3 yazınca kalan polinomu 22'ye eşit oluyormuş değil mi? Eksi 22'ye. O zaman ben şıklarda x yerine eksi 3 yazdığımda acaba hangisi eksi 2, eksi 22 yapıyor diye bakabilirim. Ya da 2 yazdığımda şıklarda 3 yapıyor diye bakabilirim. Hadi bunu bir deneyelim. 2 yazdığımızda hangisi 3 yapıyor? 2 yazın arkadaşlarım. 4 kere 2 8, 6 daha 14 bu yapmıyor. 6 kere 2 12, 1 daha 13 bu yapmıyor. 8 kere 2 14, 4 daha 18 3 yapmadı. 7 kere 2 14, 3 çıktı 14'ten 11 bu da yapmadı. 5 kere 2 10, 7 çıktı 3. İşte bu yaptı. Doğru cevap budur. Bakalım bir ikinci soruya. Aynısıysa bu mantıkla çözelim artık. Px polinomunun x eksi 1 ile bölümünden kalan eksi 2. Yani ben artık şunu biliyorum. Buna alıştığınız arkadaşlar her seferinde uzun uzun söylemeyin. 1 yazıyorum Px'de. Bir P1 kalana eşit yani eksi 2'ye. X artı 1 ile bölümünden kalan yani P'de x yerine eksi 1 yazdığınızda da eksi 8'miş. Şurayı çevirdim matematik diline. X kare eksi 1 ile bölümünden kalan bakın
x eksi 1, x artı 1. Çarpanları neler? Çarpılırsa x kare eksi 1 olduğu için aynı mantığı, yukarıdaki mantığı burada da yapabilirim arkadaşlar. O zaman şıklarda x yerine 1 yazacağım. Hangisi eksi 2 çıkartıyor diye bakalım. 1 yazın, 2 1 daha 3. 1 yazın, 2'den 1 çıktı 1. 1 yazın, 2 eksi 3 daha eksi 1. 1 yazın, 3, 2 çıktı 1. 1 yazın, 3 eksi 5 daha eksi 2. İşte cevap Edirne geldi. Hadi şu soruya bakalım. 3 numaralı sorumuz. Px polinomunun bilmem ne ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Hadi şurayı bir çarpanlarına ayıralım mı arkadaşlarım biz ilk önce? Eksi 3'e artı 1 diye ayrılır değil mi? Eksi 3'e 1 diye ayrılırsa çarpımları eksi 3'ü toplamları da eksi 2'yi verdi. O zaman şöyle yazalım. Px polinomunun, bak şu cümleyi çeviriyorum. Px polinomunun şu adamla, ki bunu da çarpanlarına ayrılmış şekliyle yazıyorum. X eksi 3 ile x artı 1 ile bölümünden elde edilen bölüm bx, kalan nedir diye soruyor. Ax artı b'yi soruyor bize de arkadaşlar. Şimdi x yerine 3 yazınca şurası ne oluyor komple? X yerine 3 yazalım. P'de 3 geliyor. Şurası komple 0 oldu. 3 yazalım. 3a artı b oldu. Şimdi x yerine pardon, eksi 1 yazalım bir de arkadaşlarım. Eksi 1 yazarsanız yine burası 0 oldu. Eksi a artı b oldu. Şimdi yok etme metodu yapacağım ama bunların bir de şu karşılıklarını bilmem lazım, değil mi arkadaşlarım benim? Acaba bunlar kaça eşitler? Bir de onu bulalım. Yani p'de 3'ü bilelim bir. Peki işte bunun içinde bana ne vermiş amca sağ olsun? Aha burayı vermiş. Diyorum ki 3 olması için x yerine kaç yazmalıyım? Eksi 2. Eksi 2 değil, 3 olması için 2 yazmalıyım. 2 yazarsanız gerçekten 3 oluyor. 2 yazın. 2'nin karesi 4. 4'ten 4 çıktı 0. Şurası 0 oluyor. 2 yazmıştım. 2, 3 daha 5. Demek ki burası 5'e eşit. Yani P'de 3, 5 oluyor. Peki eksi 1 olması için x yerine eksi 2 yazmalıyım. Gerçekten eksi 2 yazınca P'de eksi 1 geliyor. Eksi 2 yazınca gerçekten burası yine 0 oldu. Eksi 2 yazdım. Eksi 2, 3 daha 1 çıkarttım dostlar. İşte bunların da karşılığını bulduk. Artık gönül rahatlığıyla yok etme metodu yapabilirsiniz. Hadi çıkartalım bunları birbirinden. 3a eksi eksi a'dan 4a gelir. B'ler gider çıkınca 5'ten de 1 çıktı 4 kalır. A'yı 1 buldum. Peki a 1 ise burası 3 yaptı. 3'ü de bu tarafa attım. 5 eksi 3'ten b'yi de 2 buldum. A1 B2. Hadi kalanı yazalım. A1 ise 1x yani x, b2 ise artı 2. X artı 2'ymiş sorumun cevabı, kalanım Denizli'ymiş arkadaşlar. Son soruya bakıyoruz Goberler. Bakalım bu ne diyor? P'de x artı 1'in x artı 4 ile bölümünden kalan eksi 11. Hadi bunu matematik diline çevirelim. 0'a eşitledim. Eksi 4 geldi. Burada yerine yazdım. Eksi 4 bir daha. P'de eksi 3'ü biliyorum ben. Eksi 11. Devam. Başka neyi biliyoruz? Şu cümleyi çevirelim. Şimdi bu cümleyi çevirdik. Sıra geldi buna. Şunu 0'a eşitledim. 3 getirip burada i'nin yerinde yazdım. 3 eksi 1'den p'de 2'yi buluyormuşum meğersem ben. Ve kalan kaçmış? 4. Bu cümleyi de çevirdik. Diyor ki px'in bilmem ne ile bölümünden kalan aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. E dostlar yine aynı mantığı yapacaksınız. İkinci soruda yaptığım gibi ya da birinci soruda yaptığım gibi. X yerine eksi 3 yazacaksınız. Hangisi eksi 11 çıkartıyor diye bakacağız. Ya da x yerine 2 yazacağız. Hangisinden 4 çıkıyor diye bakacağız. Hadi bakalım. X yerine 2 yazdım. 2 kere 2 4. 3 çıktı 1. X yerine 2 yazdım. 6 eksi 2'den 4. Hepsini deneyelim. 3 kere 2 6. 4 daha 10. 5 kere 2 10. 4 daha 14. 4 kere 2 8. 3 çıktı 5. Sadece Bursa sağladı. Eğer iki şık sağlasaydı bir de bunu deneyecektiniz arkadaşlarım. Ama bir şık sağladı, geçtim hemen bunu. Geldik 23 numaralı köşe taşımıza. Evet. Odaklanmaya da ben bir bakayım şöyle. Odaklanma da gayet iyi gözüküyor arkadaşlarım. Hemen başlıyorum birinci sorumuzla çözüme.
Polinomu bilmem neyin karesiyle. He, şimdi geldik buraya. Arkadaşlar burada türev devreye girecek. Bak bir şeyin tam karesiyle bölünecek. İşte tam kare bakıyorum bütün şıklara. Evet tam kare, tam küp. Gördüğünüz gibi küp var burada. Küpün açılımı gelecek. Dostlarım bunlar da türevi devreye sokacağız arkadaşlar. En kolay türevle çözülüyor. Şimdi türev almak da çok basit. Onu birazdan göstereceğiz zaten. Ki hocam da yukarıda göstermiş. Güzel de olmuş. Bir de ben göstereceğim arkadaşlarım. Basittir türevini alması bir polinomun. Gayet kolaydır. Şimdi türevle nasıl ilişkimiz var onu söyleyeyim. Şimdi normalde burası kare olmasaydı x eksi 1 ile tam bölündüğüne göre diyor ya. Demek ki ilenin yanını yani bunu sıfır eşitleyecektim. P'de 1 çıkıyor değil mi arkadaşlarım? X yerine 1 yazacaktım. 1 geliyor. Tam bölündü dediği için sıfır eşitleyecektim. Ama burada kare varsa Gobeller bu şu demektir. İkin bir kez daha türevini alacaksınız bunun bak kare dediği için bunun bir eksiği kadar türev alacağım. Burası 3 olsaydı 2 kere türev alacaktım. 2 olduğu için bir eksiği bir kere daha türev alacağım. Yani P'nin bir kere türevini alacağım. Şu çizgi türev demektir. Burada da bir yazınca x yerine yine tam bölünecek. Yani kalan 0 olacak arkadaşlar. Şimdi bir numarada iyice bir anlamaya çalışın. 2'de öğreneceğiz artık dibine kadar. Burada anlayın, 2'de öğreneceğiz. Şimdi neymiş? Tam kare ifadelerde burası 2 olduğu için bir eksiği birinci türevinde de tam bölünüyor demekmiş arkadaşlar. Şimdi biz önce P'de 1'i bulalım. Yani x yerine 1 yazacaksınız, 0 eşitleyeceksiniz. 1 yazıyorum. 1 eksi n artı n eksi 5 eşittir 0. Buradan n eksi m eşittir. Birden 5 çıktı. Eksi 4. Eksi 4'ü de bu tarafa attım. Artı 4 oldu arkadaşlar. N eksi m'i buldum. Şimdi gelin bir kere de türev alalım bundan. Bak türev nasıl alınır? Dünyanın en kolay şeyidir. Şu kuvvet var ya, x'lerin kuvvetlerine bakacaksınız. X'in kuvveti 3 ya arkadaşım. Bu 3'ü başa geçiriyorsun çarpım durumunda. 3 çarpı x diyorsun. Şimdi 3'ü başa aldığın için buradaki 3'ü aldığımda şöyleymiş. 3, 2, 1 gibi düşünün bunu. 3'ü aldığımda 1 eksiği kalacak burada. Yani 3 gidiyor, 2 kalıyor burada diyeceksiniz. 3 çarpı x kare kalıyor. Şimdi eksi. Şimdi buradaki x'in kuvveti nedir? 1. 1'i başa alın arkadaşlarım. 1 çarpı m geliyor. Yani eksi m geliyor. X'in üstünde ne kalıyor dostlarım? Bir azaltırsam burayı 0 kalıyor. X üzeri 0'da 1'di. Yazmaya gerek yok. Artı. Sabit sayının türevi 0'dır dostlar. Sizin aklınızda böyle kalsın. N eksi 5'in türevi 0. Yazmaya bile gerek yok bunu. İşte bir kere türevini aldım dostlar. Şimdi burada da x yerine 1 yazıyorum. 1 yazınca 3 eksi m. Ve bu da sıfıra eşitmiş. O halde m eşittir 3 geldi. M 3 ise burada yerine yazalım. N eşittir. Eksi 3 olur. Bu tarafa attım. 7 oldu. Bana neyi soruyor? 3 artı 2 tane 7. Yani 14. 3 ile 14'ün toplamı 17. Hadi şimdi öğrenmeye gelin arkadaşlar. Şimdi ne diyordu? X'in artı 2'nin karesi. O zaman ben şunu tam bölündüğüne göre diyor. Bunu bir sıfır eşitlersem eksi 2 mi çıktı? Yani bir P'de de eksi 2 yazınca tam bölünüyormuş. Birinci türevini alıp eksi 2 yazınca da tam bölünüyor yani sıfıra eşit. Önce P'de eksi 2'yi bulalım. Yani x yerine eksi 2 yazalım. 4 olur burası. Eksi 2 yazarsam eksi 2 eksi de burada var. Artı 2m olur. Eksi 2 yazarsam eksi 4 gelir. Eksi n artı 1 eşittir 0'mış. Hadi düzenleyelim. 4'ler gitti. 2m eksi n artı 1 eşittir 0 kaldı arkadaşlarım. Bu birinci ifade şurası. Şimdi bir de türevini alıp eksi 2 yazacağız. Hadi türevini alalım. Kuvvet başa geliyordu 2 çarpım durumunda. Üstü bir azaltıyorum. 2'yi bir azalttığımda 1. Tamam. Eksi. Mx dediği zaman arkadaşlarım x'in kuvveti 1'dir. 1'i başa alırsanız
Eksi m olur. Burası biraz alırsa 0 kaldığı için artık ne diyorum ben buna? Sadece 1 yazacağım. Yani eksi m yazacağım. Yani şunu söylemeye çalışıyorum arkadaşlar. Buraya da bir alıştıralım sizi. Mesela 5x'in türevini alacaksın. 5x'in türevi. Dostum hiç öyle lagalugaya gerek yok. 5x'in türevi 5'tir. Mesela 7x'in türevini alacaksın. 7x'in türevi 7'dir. Kök 3x'in türevini alacaksın. Kök 3 çarpı x'in türevi. Kök 3'tür. 1 bölü 2x'in türevini alacaksın. 1 bölü 2'dir. Yani x'li bir ifadenin türevi direkt katsayısıdır. Tamam mıdır kardeşim? Bunu alış yeter. Peki burada eksi mx'in türevi nedir? Eksi m. Bitti. Artı 2x'in türevi nedir? Artı 2. Sabit sayıların türevi neydi? 0. Bakmaya gerek yok. İşte bu da p'nin türevi kardeşlerim. Burada da eksi 2 yazınca 0 çıkacak. Hadi eksi 2 yazalım. Eksi 4, eksi m, artı 2 olur 0 eşit. Eksi m'i bu tarafa atalım. Eksi 2 kaldı burada m. İşte m'i buldum. M'i soruyor bana. Hadi getirip şurada yerine yazalım. Eksi 2 yazarsam eksi 4. Eksi 4 bir daha. Eksi 3 olur. Eksi n var eşittir 0. Eksi n'i bu tarafa attım. N eşittir. Eksi 3 çıktı Gobeller. Hadi bir tane daha yapıyoruz dostum. Ama bence önce burada bir videoyu durdur. Şu üçüncü soruyu bir kendin dene. Olmazsa beni dinle. Hadi bakalım. Şimdi 3'ü yapıyoruz Gobeller. Çarpanlarından biri buysa tam bölünüyor demektir. X yerine 1 yazacağız. Hem P'de 1 yazınca 0 olacak. Hem de 1 eksiğine birinci türev. Birinci türevini alınca 1 yazıp da yine 0 bulacakmışız dostlarım. O zaman başlıyorum. Önce 1 yazıyorum P'de. 1 yazarsam 1'in dördüncü kuvveti 1. 1 yazarsam eksi M. 1 yazdım artı 2. 1 yazdım artı N eksi 1 eşittir 0'mış. Düzenleyelim. 1 eksi 1 bay bay. N var, eksi M var. Bir de artı 2 var. Eşittir 0 olacak. Bu birinci ifade bir dursun elimizde. Şimdi gelin şurada bir de türevini alalım. Hadi dostum artık alabilirsin. 4'ü başa yazdım. 4 çarpı x'in üstünü bir azalttım. 3 kaldı. 2'yi başa yazdım. Eksi 2n. X'in üstünü bir azalttım. X üstünde 1 kaldı. Şunu artık iyice alıştık. 2x'in türevi 2'dir. Mx'in türevi n'dir. 1'in türevi 0'dır. Yazmıyorum onu. Şimdi burada da x yerine 1 yazalım ve 0 eşitleyelim. 1 yazarsam 4. 1 yazarsam eksi 2m artı 2 artı n eşittir 0 olacakmış Gobeller. Evet bunu da bulduk arkadaşlarım. Hadi şimdi birazcık daha düzenleyelim burayı. N eksi 2n 4 2 daha 6 artı 6 eşittir 0. İşte bu da benim ikinci denklemim. Birinci denklem burada, ikinci denklem burada. Hadi yok etme metodu yapalım arkadaşlarım. Bunları alt alta bir yazalım. Ama şunu mesela eksiyle çarparak yazayım ben şu alttakini. Eksi n gelsin, artı 2 m gelsin, eksi 6 eşittir 0 oldu arkadaşlarım. Şimdi toplayalım. N'ler gitti. Burası m yaptı. Eksi 4 oldu eşittir 0. Yani m eşittir 4 geldi dostlar. Peki şurada m yerine 4 yazarsam eksi 8, 6 daha eksi 2, n eşittir bu tarafa attım 2 geldi. M artı n toplamı. 4 artı 2'yi toplayın diyor. 6 buldum Gobeller. Son sorudayım dostlarım. Bakın burada da küp diyor. Bu da ne demektir? Şimdi söyleyelim bir kez daha. Burada 1 geliyor değil mi? 0 eşitlediğinde. Yani şu demek. P'de 1 de 0. P'nin birinci türevinde de 1. 0. P'nin ikinci türevinde de 1, 0 demekmiş diyor dostlarım. Yani 1 eksiğine kadar türev alacaksın diyor. Mesela 4 olsaydı
Sen bir de üçüncü kez türev alıp sıfıra eşitleyecektin. Tamam mı kardeşim? Hadi şimdi önce x yerine 1 yazalım. Şurada 1 yazarsam sıfıra eşitlenecek. 2 olur. 1 yazarsam eksi m gelir. 1 yazarsam artı n eksi p artı 4 olur eşittir 0. Düzenleyeyim bunu. N var. Eksi m var. Eksi p var. 6. Bir de bu tarafa atalım 6'yı. Eksi 6 olsun. Bu birinci denklem dursun. Şimdi geldim. Bir kez türev alacağım şimdi arkadaşlarım. Türevini alıyorum. 6 yapar. 3'ü başa atarsam üstünü bir azalttım. 2. 2'yi başa atarsam eksi 2m yapar. Üstünü bir azalttım. X üzeri 1. Nx'in türevi n'dir. Bu sabit olduğu için türevi 0'dır. Bu birinci türev arkadaşlarım. P'nin birinci türevinde. Şimdi x yerine 1 yazacağım ve 0'a eşitleyeceğim. 1 yazın. 6 eksi 2m artı n eşittir 0. Yani n eksi 2m eşittir. Eksi 6 geldi. Bu bir dursun elimizde. Bu da ikinci denklem. Şimdi bir de ne yapıyorum son olarak? Bir kez daha türev alacağım. Yani türevini alacağım bir kez daha. Şu türevi. Bunun bir daha türevini alınca ikinci kez türevini almış oluyor. Türevini alalım. 2 başa geldi. 12x. X'in katsayısı eksi 2n. Sabit sayı oldu 0. Bakmaya gerek yok. Ve bu da P'nin ikinci türevidir arkadaşlar. Şimdi burada da x yerine 1 yazarsam 12 eksi 2m eşittir 0 olacak. M eşittir 6'yı bulduk. Hadi getirip sırayla yerine yazıyorum şimdi. M 6 ise burası n eksi 12 olur eşittir eksi 6. N eşittir eksi 6 artı 12'den 6 çıktı n. N'i de bulduk. Bize neyi soruyordu bu? P'yi. Hadi şimdi birinci denklemde de yerine yazalım. M 6, N de 6. 6 eksi 6'dan burası 0 yaptı. Eksi P eksi 6 kaldı. O zaman P de direkt 6'ya eşit çıktı dostlar. Cevabımız Adana geldi Gobeller. Evet hadi bakalım çevirdik. İnşallah anladınız burayı. Geldik son testimize, son köşe taşımıza. Bir de odaklanmaya bakalım Gobeller. Evet ne diyor şimdi? Olduğuna göre P'de x artı 1'in katsayılar toplamı. Dostum katsayılar toplamı için ne yapıyorduk? X yerine 1 yazıyorduk. Nerede? Şu in dediği polinomda. X yerine 1 yazın. P'de 2'yi mi soruyormuş aslında bize bu adam? Bunu anladık. Şimdi P'de 2'yi bulacağız dostlarım. Tabii ki 2 yazarsanız hemen bir yazalım ilk önce 2 yerine. 2 yazın. Burası 0 oluyor Gobeller. 0 eşittir. 2 yazın. 8 artı 2'nin karesi 4'tür. Dağıtıyorum içeriye. 4m eksi 24. 2 yazıyorum. Artı 2 artı m eksi 6. Hadi bir düzenleyelim. 4m, 1m de buradan geliyor. 5m eksi 24 eksi 6 daha eksi 30. 8 ile 2 artı 10. Eksi 30 artı 10 daha eksi 20 yaptı. Demek ki eksi 20'yi bu tarafa attım. 20 eşittir 5m. 4 eşittir n çıktı. Şimdi ilk önce 2 yazdım ki m'i bulayım diye. M'i bulduk arkadaşlarım. Şimdi gelin bu px polinomunu bir daha düzgün yazalım. Px eşittir. M yerine 4 yazacağım unutmayınız. Şurası x küp. M yerine 4 yazarsam 4'ten 6 çıktı. Eksi 2. X kare. X M yerine 4 yazdım. 4 eksi 6'dan artı x eksi 2 kaldı. Bölü olarak da şu x eksi 2'yi de bölü olarak buraya geçirdim arkadaşlarım. Bölü x eksi 2. Şimdi ister polinom bölmesi yap. İstersen Horner yöntemi miymiş neymiş onu yap. Veya istersen de şunu yap kardeşim. Ben çarpanları ayırmayı tercih ediyorum. Bak gruplandırarak çarpanlarına ayıralım. X kare parantezine alıyorum yukarıdaki şu ilk iki terimi. X kare parantezinde x eksi 2 geliyor. Burayı da artı x eksi 2 diye zaten duruyor burası arkadaşlar. Bölü b
Bir daha x eksi 2 var. Şimdi yerimiz çok olmadığı için şöyle yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlarım. Şimdi yukarıda bakın x eksi 2, x eksi 2. Hadi bir de gelin bunları x eksi 2 parantezine alalım. Nerede yapalım? Arkadaşlar şurada yapayım ben onu. Şöyle şurada yapıyorum. Sileceğim birazdan. X eksi 2 parantezine alırsak şuradan x kare kalır. Buradan da x eksi 2'yi aldım. Yanında 1 vardı, 1 kalır. Bölü x eksi 2. Bakın x eksi 2'ler gitti. Px neye eşit çıktı direkt? X kare artı 1'e eşit çıktı. Peki bana neyi soruyordu? P'de 2. 2 yazalım. 2'nin karesi 4. Bir daha 5'i soruyormuş bana meğersem dedim arkadaşlar. Evet şu son yazdığımızı bir silelim de. Şimdi bu soruyu da buraya çözeceğiz arkadaşlarım. 2 numaralı soru. Şimdi 2'ye baktığınızda orada bir x artı 2 ifadesi görüyorsunuz arkadaşlarım. Önce ne yapacağız bunu? Bir eksi 2 yazıp orayı 0 eşitleyeceğiz. M'i bulacağız. X yerine eksi 2 yazarsanız burası 0 olur. Eksi 2 yazdığımda burası 0. Eksi 2 yazıyorum. 0 eşittir 4 eksi m artı 9 oldu. Yani m eşittir 13 mü geldi arkadaşlarım? Şimdi px'i bir daha yazıyorum. Px eşittir. X kare m yerine 13 yazarsam eksi 13, 9 daha eksi 4 bölü x artı 2 de buraya bölü olarak gelsin. X artı 2. Şimdi burada direkt neyi soruyormuş bize? İle dediği zaman eksi 3 geliyor burası sıfırdan. Eksi 3'ü yerine yazarsam p'de eksi 2 çıkıyor bize soru işareti olarak. P'de eksi 2 soruluyor. Şimdi direkt eksi 2 yazarsanız payda 0 olur, tanımsız olur. O yüzden önce çarpanlarına ayıralım. Px eşittir. X kare eksi 4, 2 kare farkından bir x eksi 2 bir de x artı 2 diye yazıldı. Bölü, x artı 2 de burada var, x artı 2'ler gitti. X eksi 2 çıktı arkadaşlarım. Şimdi ne soruyorsa buluruz. Eksi 2 mi yaz diyor. Eksi 2. Eksi 2 daha eksi 4 geldi sorunun cevabı. Hadi 3 numaradayız gobeller. Hadi gelin alıştınız buna artık. Önce x yerine 2 yazıp burayı 0'a eşitliyorum. 0 eşittir. 2 yazın. 2'nin 4. kuvveti 16. 2'nin küpü 8. Eksi 2 ile çarptım. Eksi 16. 2'nin karesi 4. 4'ü de içeriye dağıtıyorum. Artı 4. Eksi 4m. 2 yazıyorduk bir de x yerine. Artı 2m geldi burası. 16'lar gitti. Eksi 2m. Eksi 2m'i bu tarafa alırsam 2m eşittir 4. M eşittir 2 çıktı. Şimdi m'i bulduk. O zaman px'i bir daha yazalım diyorum ben arkadaşlarım. Px polinomunu bir daha yazalım. Şöyle bir şey olacak px dediğimiz şey. Px eşittir x üzeri 4 eksi 2x küp. M yerine 2 yazıyorum arkadaşlarım. 1 eksi 2'den eksi 1 gelir. X kare ile çarptım. Eksi x kare. M yerine 2 yazıyordum. Artı 2x. Bölü olarak da şu x eksi 2'yi bölü olarak attım. Bana P'de 2'yi soruyor. Direkt 2 yazarsam tanımsız olur. O yüzden çarpanlarımı ayırmam lazım benim burayı. Gelin şu ilk iki terimi x küp parantezine alalım. Şöyle oluyor bakın Px'in yeni hali. X küp parantezine alırsanız x eksi 2 geliyor. Şunları da x parantezine hatta eksi x parantezine alalım. X eksi 2 buradan geliyor. Bölü x eksi 2. Şimdi yukarıda bakın x eksi 2, x eksi 2. O zaman ben yukarıyı x eksi 2 parantezine alacağım diyorum dostlarım. Şöyle birazcık yukarıya çıkartıp şurada yapacağım. Şimdi x eksi 2 parantezine alırsak yukarıyı buradan x küp kalır. Eksi buradan da x kalır. Bölü x eksi 2. X eksi 2'ler gitti. Px meğersem neymiş? X küp eksi x'miş. Bana da p'de 2'yi mi soruyor arkadaşlar? P'de 2 ne olur? 2'nin küpü 8. Eksi 2'den 6 gelir dostlar. Cevabımız Ceyhan çıkar arkadaşlar. Hadi şurayı silelim şimdi. Son sorumuzu burada yapalım arkadaşlar. Evet. Dördüncü sorumuz. Odaklanmaya da bir bakayım ben. Tamamdır. Ne diyor şimdi dördüncü sorumuz?
olduğuna göre Px polinomunun katsayılar toplamı. Yani bana katsayılar toplamı dediği zaman P de 1'miş diyorduk. P 1'i soruyormuş. Önce ne yapalım? X yerine 1 yazalım. Burası 0 olur. 0 eşittir 1 artı 7 eksi m artı 1 olur arkadaşlarım. Buradan m'i bulalım hemen. M bu tarafa artı olarak gelsin. 1, 7 daha 8, 1 daha m 9 çıktı. Hadi şimdi m'i yerine yazarak px'i bir daha düzgünce yazıyorum. Px eşittir x küp artı 7x kare. M yerine 9 yazmıştım. Eksi 9 bir daha eksi 8 olur. Bölü bir de ne var? X eksi 1 var arkadaşlar. Şimdi burada direkt yukarıyı x kare parantezine alsam yok. Çarpanların ayrılmıyor. Mecbur burada bölme işlemini yapacağız arkadaşlarım. Yani şurada göstereyim. X küp artı 7x kare eksi 8'i tutup x eksi 1'e böleceğiz arkadaşlarım. Hadi birlikte bölelim. X kare ile çarpalım ilk önce. X küp eksi x kare geldi. Çıkartıyorum birbirinden. Bu eksiye, bu artıya döndü. Bunlar gitti. 8x kare eksi 8 kaldı. Şimdi bir daha 8x ile çarpalım diyorum. Artı 8x ile çarpalım ki 8x kare oluşsun. 8x kare eksi 8x geldi. Çıkartıyorum yine. Bu eksiye, bu artıya döndü. Bunlar gitti. 8x eksi 8. Hadi bir de 8 ile çarpalım o zaman burayı ki 8x gelsin. 8x eksi 8. Çıkartınca da 0 kaldı. Zaten tam bölündü. Demek ki bunu buna böldüğümde, yani px'i şuymuş sonuç arkadaşlarım. X kare artı 8x artı 8'miş. Bana da neyi soruyordu? Katsayılar toplamı, yani P'de 1'i bul diyordu. X yerine 1 yazıyorum. 1 artı 8 artı 8. 16, 1 daha 17'yi çıkarttım Goberler. Evet dostlar, hadi bakalım, bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.